Bu videomuzda size Vakıf İşhanı Meydan Projesi ile ilgili gelişmeleri aktaracağız. Çok merak ediyorsunuz, biliyoruz. Bu yarışma ne durumda, hangi aşamada? Proje yarışmasını üstlenen iş insanı İbrahim Seyfettinoğlu'nu bulduk ve ondan bize şu ana kadar yapılan çalışmaları özetlemesini istedik. İbrahim Bey şimdi kendi sesinden, kendi görüntüleriyle size süreci anlatacak ve Hatay bu proje ve bu yarışma sonrasında yepyeni bir görünüm kazanacak. Vakıf İşhanı Meydan Projesi ile ilgili merak edilen her şey Antakya TV'de. Gül Antakyalılar, merhabalar. Antakya Kent Meydanı Projesi ile ilgili sizlere kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere Antakya Köprü başında bulunan Vakıf İşhanı'nın yıkılması gündeme gelince başta sivil toplum örgütleri ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu alanı yeniden bir bina yapılmak yerine sosyal bir donatı alanı olarak kullanmak ve bir kent meydanı haline dönüştürmek üzere bir çaba içerisine girmişlerdi. Bu süreç içerisinde ben de çok yakından takip ederken bir Hatayspor maçı devre arasında Sayın Valim Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la sohbet ederken bu güzel projeyi hayata geçirme konusunda mesafe alındığı takdirde nitelikli bir proje yapması anlamında bir yarışma düzenlenmesi konusunda gönüllü olduğumu iletmiştim. Onlar da sağ olsunlar bunu çok olumlu karşıladılar. Bu proje şu açıdan da çok önemli. Günümüzde yeşil alanları ranta çevirmek için imara açıp ve bina yapmak gibi bir kültür yaygınlaşmışken bunu terse çeviren bir örnek gerçekten Hatay'a ve Antakya'ya yakışan bir örnek olacaktı. Ve bu örnek hayata geçti. Bu konuda çok tecrübeleri olan jüri başkanlığı yapmış ve çok deneyimli bir mimar abimizden destek aldım. Sayın Ersel Gürsel sağ olsun bu konuda bize öncülük etti. Bu yarışmanın düzenlenmesi konusunda özellikle Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Özçelik ve Büyükşehir İmar Dairesi Başkanı İhsan Çakar ve onun ekibi gerçekten çok güzel bir çalışma yürüttüler. Bu çalışmada hemen hemen sona gelindi. Şu anda yarışma şartnamesi, yarışmanın alanı belirlendi. Büyük bir ihtimalle Haziran ayının birinci veya ikinci haftasında yarışmayı ilan edecek noktaya geleceğiz. Hedef o. En kısa zamanda büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta sonu gibi jüri üyelerinin Antakya'ya gelmesi ve proje sahasını gezmelerini planlıyoruz. Projenin şartnamenin ilanı ve yarışmanın başlatılması sürecini hedefliyoruz. Haziran'ın büyük bir ihtimalle en geç ortasına kadar yarışma süreci başlayacak. Çok güzel bir ekip çalışması oldu. Bunun sonucunda ben de çok şey öğrendim. Antakya ile ilgili kent meydan olarak sadece Vakıf İşhanı'nın yıkıldığı yerle sınırlı kalmaması gerektiğini gördük. Dolayısıyla alanı biraz daha genişleterek duyuru yapıldığında göreceğiniz üzere biraz daha geniş bir alan. Köprübaşı'nın tüm çevresini Saray Caddesi'nin de içine katacak şekilde, parkımızın da bir kısmını içine katacak şekilde gelen misafirlerin ya da Antakyalıların dolaştıklarında görebilecekleri, gezebilecekleri tüm alanları kapsayan bir aslında kent meydanı ve bir kentsel doku tasarımına dönüştü sınırlı da olsa. Yarışma o şekilde çıkacak. Dolayısıyla ondan sonrası yarışmacıların biraz hayal gücüne bağlı olarak güzel bir şey çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Yarışma jürisine davet edilen tüm herkes anında kabul etti. Bu çok hoş bir şey. Jüri üyelerini tanıtıldığında göreceksiniz hepsi alanlarında çok uzmanlıkları olan şehir bölge plancıları var, mimarlar var, peyzaj mimarları var. Tabii ki danışman jüri üyeleri olacak yöneticilerimizden, sayın valimiz, sayın belediye başkanlarımız büyük bir ihtimalle kabul ederlerse danışman jüri üyesi olacaklar. Bir bina yıkılıp orayı sosyal bir donatı alanına dönüştürmek anlamında örnek olmakta kalmayacak. Bir de yarışma yaparak yani fikirleri yarıştırarak, güzel fikirleri ve güzel projeleri, nitelikli projeleri yarıştırarak çok iyi bir şey yapmak konusunda ve kalıcı bir şey yapmak konusunda da iyi bir örnek olacağını ümit ediyorum. Bu konuyla ilgilenen her kim olursa olsun çok heyecanlanıyor. Antakya'yı az bilenler biz ne kadar ihmal etmişiz Antakya'yı, ne kadar önemli bir yermiş diyorlar. Zaten bilenler ki jüri üyelerinin önemli bir kısmı zaten biliyorlar. Bu konuda test çalışmaları yapmışlar. Bir kısmı da köken olarak Antakya'da zaten. Duyan jüri üyelerini arayanlar hem Antakya'da Mimarlar Odası'nı arayanlar oluyor. Hem beni de arayanlar oldu birkaç kişi. Biz de yarışmaya katılmak istiyoruz diye.
Umarım çok güzel bir şey çıkacak. Antakya için kalıcı, hem Antakya halkının hem Antakya'ya ziyaret gelen insanların keyifle dolaşacakları, zaman geçirecekleri güzel bir meydan ve şehir alanı yaratmayı ümit ediyoruz. Bu konuda sanırım 1-2 hafta içerisinde daha somut bilgilerle basının üzerinden paylaşılacaktır. Herkese çok teşekkür ediyorum beni dinlediği için. İyi günler diliyorum.